Evet sevgili izleyiciler, müzisyen arkadaşlarımızı stüdyodan uğurladık ve reklamların hemen ardından anons etmiştim. Avukat Hayal Özenç bizlerle şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hayal Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Daha da iyi olacağız sohbet ettikçe. Çünkü bugünkü konumuz, sizin de tabii ki haberiniz var. Bugün boşanmayı konuşacağız sevgili izleyiciler. Özellikle... Kadınlar boşanacağında tabii ki ne yapabilecekler, nasıl bir yol izleyecekler, birçoğumuz bunları bilmiyoruz. Bu medeni kanunlar o kadar çok fazla ki birkaç tanesini belki biliyoruzdur, belki bilmiyoruzdur. Tabii ki bu sizin işiniz. Bu sorularımız size çok şey gelebilir, nasıl söyleyeyim, bildiğiniz sorular zaten kolaylıkla. Rahatlıkla da cevap verebilirsiniz. Sanki Hayal Hanım acaba Ada Hanım ne soracak diye böyle gözünün içine bakıyor. Merak etmeyin. Böyle enzem bir yok yani, merak etmeyin. Sakin olun. Güzel bir sorularıma geçmeden önce sevgili izleyiciler, geçen yılda Hayal Hanım bizlerleydi. Bu bilgileri bizlerle paylaştı. Ve birçok sorumuza maruz kaldı. Tabii ki program bitişinde özürlerimizi de diledik. Umarım affetmiştir bizi ki yine bugün bizimle. Bir daha teşekkür etmek istiyorum sizlere. Zaman ayırdığınız için, çünkü siz avukatlarım biliyorum her gün mutlaka duruşmaları oluyor. Zaman bir koşuşturmayı için, da evet. Koşuşturmaca devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Kadınların özellikle sorularına buradan küçük yanıtlar verebiliyorsak ne mutlu. Hani hep her zaman söylüyorum, konuştuklarımızla, sorularımızla, cevaplarımızla ekran karşısındaki izleyicilerimizin bir tanesine bile ışık tutabiliyorsak bizlere ne ala diyoruz. Onun için bu konuda ben çok rahatım, çok huzurluyum ki daha sonra geri dönüşlerde şunu da sorsaydınız Ada Hanım, bunu da sorsaydınız Ada Hanım diye sorularla karşılaşıyoruz bazen izleyicilerimizle, karşılaştığımız izleyicilerimizle tabii ki. Onun için diyorum ki evet, biz doğru yoldayız. Demek ki hedeflerimize ulaşabiliyoruz. Öğrenemediklerini de sormak istiyorlar. Gerçi biz sormadığımız, konuşmadığımız konu kalmadı geçen yıl. Bu yılda devam edeceğiz inşallah. Allah nasip kısmet ederse tabii ki. Evet. Şimdi boşanma dedik. Boşanmada hani bu bazı maddeler var. İşte gerçi hukuk dilinde böyle süslü kelimeler vardır ya. İşte boşanmaya özel sebepler diye bir şey var. Nedir bu özel sebepler? Özel, hani biz özelin ne olduğunu biliyoruz tabii ki de. Boşanmada özel sebepler nedir? Şöyle, önce şunu söylemek istiyorum. Tabii ki heyecanlıyım, bu bir canlı yayın. Ne demek olduğunu zamanla insan görüyor ama sizin tecrübenizle rahatlamış oldum ben de. Teşekkür ederim. Şimdi bizim medeni kanunumuz 2002 yılında bir değişikliğe uğradı. Ondan önce de 1926 tarihli bir medeni kanunumuz vardı. Boşanma sebepleri tamamen aynı kalmadı. Değişiklikler oldu ama kısmen aynı diyebiliriz. Boşanma sebeplerini genel ve özel diye evet ayırabiliriz. Özel boşanma sebepleri tek tek kanunun saydığı, örnek vermek gerekirse terk bir boşanma sebebidir, özel bir boşanma sebebidir. Terk etmek, terk etmek. Kadın veya erkek fark evet, etmiyor. Kadın veya erkeğin terki belirli koşullar sağlandıktan sonra, usuller sağlandıktan sonra tek başına bir boşanma nedenidir. Örneğin zina özel bir boşanma nedenidir. Hayata kast, onur kırıcı davranış. Değişiklik deyince mesela onur kırıcı davranışın boşanma sebebi olması eski medeni kanunda yoktu. Sonra getirildi. Hep böyle siz dediniz ya süslü kelimeler diye. Ben anlatınca ya da paylaşınca kafalarda böyle soru işareti. Tamam, hayata kast diyorsun ama ne anlama geliyor? Ya da onur kırıcı davranışın içinde ne var? Ne olursa onur kırıcı davranış olur ve aynı zamanda boşanma sebebi olur. Bunlar özel nedenler. Genel nedenleri kanun adını genel nedenler dememişim ama şiddetli geçimsizlik diyoruz biz buna. Bu genel bir şey. Şiddetli geçimsizliğe bağlı. Neden şiddetli geçimsizliktir? Örneğin... Ama boşanma, çok özür dilerim. Boşanmanın birçoğunda da böyle işte karar, şiddetli geçimsizlik. Bu çok başvurulan bir yoldur. Çünkü mesela terk nedeniyle boşanma davasında başka bir şey konuşulmaz. Sadece terk konuşulur.
zina nedeniyle açılmış bir boşanma davasında sadece zinanın olup olmadığı kanıtlanmak zorundadır. Başka bir geçimsizlik var mı bakılmaz. Bildiğim kadarıyla bunun dışındakiler zina bir şey değil. Suç değil. Suç değil. Ceza alınmıyor. Hayır. Sadece boşanmaya sebep oluyor. O kadar. Evet. Boşanmaya sebep oluyor. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Burası da tartışılır tabii ki de. Benim bakış açımda iyi oldu. İyi mi oldu? Tabii ki bu. Yani şöyle, bu bir suç olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Çok büyük bir tartışma. Bence de olmamalıydı. Evet, boşanma nedeni olabilir. Çünkü medeni kanun eşlere bir takım yükümlülükler getirmiş. Ve bu yükümlülüklerden birini eş yerine getirmemiş. Boşanma nedeni olabilir. Şöyle de bir şey var. Zina nedeniyle boşanma davası açılmış ve zina kanıtlanmış, boşanma davası gerçekleşmişse ceza yok bildiğiniz gibi. Ama şöyle de başka bir şey getirmiş medeni kanun son değişiklikle birlikte. Diyor ki eğer diyelim ki erkek zina yaptı, kadın zina nedeniyle boşanma davası açtı, hı hı, ve bu zinayı kanıtladı, boşanmaya da karar verildi. Bununla birlikte diyor, hükümle birlikte, boşanmayla birlikte kadın şunu da isteyebilir. Mallar paylaşılacak ya, edinilmiş mallara katılma rejimi diye bir yasal mal rejimimiz var. Borçlar ödenecek, her şey tamam. En sonunda %50 %50 ikiye bölünecek. Kanun böyle diyor. Kadın şunu hala diyebilir. Hala inanmayan kişiler de var ama %50 %50. Evlendikten sonra edinilmiş malların boşanma sırasında %50 %50 sanırım. Şöyle 2002 tarihinden sonra edinilmiş, kazanılmış şeylerin borçlar ödendikten sonra ya da bir takım usulü, evet, işlemler yerine getirildikten sonra bölünmesi. Ama zina nedeniyle boşanma davası açılmış, sonuçlanmışsa kadın orada örneğimizde şunu diyebilir. Eşimin mal rejimi sonunda kalan artık değerdeki, yani en sondaki payı tamamen yok sayılsın ya da belirli bir oranda düşürülsün. Hakim de şöyle bir karar verebilir. Evet, sen zina yapmışsın. Bu nedenle boşanma davasını davacı kazandı ve senin artık değerdeki payının hiçbir şekilde sana ödenmemesi ve kadına ödenmesi şeklinde bir karar verebilir. Ya da belli bir oranda %75 %80 gibi oranlarda diğer eşe verilmesini hükmedebilir. Böyle de bir değişikliğimiz var. Bir de şöyle bir şey, kanunlarda sık sık böyle değişiklikler, ekler, hep ek oluyor, çıkartma olmuyor galiba değil mi? Hep artılar oluyor, çıkartılanlar da oluyor. Oluyor mu? Yani şöyle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları var. Bu iptal, örneğin şöyle bir örnek verelim. 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kadının sadece kendi kızlık soyadını taşıması kabul edildi. Anayasa Mahkemesi kararıyla o madde hükmü artık işlerliğini yitirdi ve kadınlar kocalarının soyadıyla birlikte kızlık soyadlarını taşıyorlardı ya eskiden. Evet. Sadece kızlık soyadını, yani kendi soyadını taşıyabilir duruma getirildiler. Anayasa Mahkemesi'nin iptalleriyle bazı maddeler tamamen... Bak bu en güzeli güzel sanırım. Hep böyle kadınlar arasında ya neden evlenince eşin soy ismi alınıyor. Hani kadınlar arasında böyle konuşulup. Daha sonra şöyle bir yasa çıktı. İşte kendi soy ismini de yanında kalabiliyor. Evet. Sonra eşinin soy ismini de koyabiliyor. Ama şu anda sadece kendi soy ismini kullanması da bir bence daha güzel oldu. Yalnız adamı nasıl biliyor musunuz? Bunu böyle işte Anayasa Mahkemesi'nde oturdular, düşündüler. Ay kadınlara şöyle bir güzellik yapalım ya da böyle bir kanunda değişiklik yapalım, demokratikleşme olsun, ilerlesin diye değil. Bu da bir savaş sonucu. İstanbul Barosu'na bağlı bir avukat hanım, evet, Sevim, benim tanıdığım da bir avukat hanım, gidip dava açıp sonuna kadar da Anayasa Mahkemesi'ne de götürüp bunu kazandı ve diğer kadınlara da öncülük yapmış oldu. Bizim bütün kazanımlarımız aslında böyle elde edildiğinde kıymetli oluyorlar. Sanırım. Ne güzel yaptı. Avukat arkadaşım. Ya bir bayan olması tabii ki, bir bayanın öncülük etmesi tabii ki bir ayrıcalık. Maalesef bayanların aklına geliyor böylesi şeyler. Neden aklımıza geliyor? Çünkü yani yüzyıllarca bunun savaşı verilmiş. Hani hep biz şey diyoruz ya, bir yerinden başlıyoruz. Şimdi programda da böyle yaptık. Medeni kanun 2002'de değişti. Ondan önce böyleydi. Sonra da böyle oldu diyoruz ama o oraya gelene kadar neler oldu çok da bilmiyoruz. Örneğin 1700'lü 1800'lü yıllarda nasıl oluyordu? Acaba nasıl oluyordu? Bak şimdi
kafam karıştı benim, değil mi? 1700'lerde, 1800'lerde. Medeni kanun yokken ne oluyordu? Yani yokken nasıl, ne böyle mi boşanıyorduk? Acaba? Nasıl boşanıyorlardı? Bunlar boşanma sebebi miydi? Değildi. Yani şer'i kanunlar var iken, şeriat geçerli iken. O zaman da karar veren bir merci mutlaka zaten varmıştır. Zaten o zaman kadın evlenmiyordu. Kadın evlendirilmiş oluyordu. Yani evlilik akdinin, yani evlilik sözleşmesinin, Medeni kanun böyle diyor, bir akittir evlilikte. Evet. Bir tarafı değildi kadın. Birileri karar veriyordu, evlendirilmiş oluyordu ve bir yuva kurmuş oluyordu. Bir yere yazılı değildi. Sonra yani reform ve Rönesans hareketleriyle, işte 18. yüzyılda Avrupa'daki hareketlerden kadınlar ve paşalar, paşaların çocukları yabancı dilde eğitim görüp okumaya başlayınca insan hakları varmış, kadın hakları varmış gibi ilerlemeler 1900 yılların başında, hatta yani Cumhuriyet'ten öncesinde 1923'e kadar kadınlar 25 tane dernek kuruyorlar. Yani bir 20-25 yıllık zaman içinde, bunların içinde Halide Edip var, mesela şair Nigar var. Dernekler kuruyorlar ve insan hakları, kadın hakları dillendiriliyor. Ve bir tane şey, bir kararname, 1917'de bir kararname yayınlattırılıyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Hep şey diyoruz ya, işte şeriatta bir erkeğe dört kadın. Bir erkeğin dört kadınla evlenmesiyle sınırlanması kararnameyle getiriliyor. Yani çok eşliliğin dörtle sınırlandırılması 1917 yılındaki kararnameyle getiriliyor. Evet. Bu kadın açısından bir kazanım olarak, bir ilerleme olarak kabul ediliyor. Yani biz şimdi neredeyiz? O zaman neredeydik? Tabii ki çok farklı ama bu da bir kazanım olarak kabul edilebilir. Kadı önünde boşanılabiliyor ve kadın da artık akdin tarafı oluyor. Yani o da evlenmiş oluyor. Evlendirilmiş değil de artık evlenmiş oluyor. Kendi isteği ve bilgisi dışında. İsteği demeyelim ama kendi bilgisi dahilinde evlenmiş oluyor. Nereden nereye gelmişiz? Evlenmiş değil, evlendirilmiş oluyorlardı maalesef. Ama hala günümüzde bunlar yaşanıyor. Şimdi geçmişten bahsetmeyelim, işte erkeklerin dört eşliliğinden, kadınların evlendirilmesinden, evlenmesi değil de evlendirilmesinden. Evet. Ama günümüzde de bunları yaşıyoruz hala. Birçoğumuz da bunlara şahidiz. Size bu konuyla alakalı birçok da davalar gelmiştir muhtemelen, müvekkilleriniz olmuştur diye düşünüyorum. Bu gülücükten de bunun evet olduğunu anlayabiliyorum. Yani genç yaşta evlendirmeler, yani daha evliliğin ne olduğunu bilmeden ya da maddi babanın maddi bir kazanım elde ederek kızını evlendirmesi olayları ve bunların sonra başka suçlar nedeniyle ortaya çıkması, şikayetlerle ortaya çıkması çok sık rastlanıyor. Evet. Evlendirilmekten bahsediyoruz. Hala günümüzde konuyu hemen buraya aklıma geldi. Hala başlık paraların olduğu bir şeydeyiz. Yani hani bu geçmişle alakalı bir durum değil maalesef. Evlendirilme ve başlık. Hala küçük yaşta kızların evlendirilmesi ve yaşlarını büyüterek. Böyle bir şans aslında, bu yaş büyütme olayını biraz da buradan hani yetkililerimiz bir keşke sesimizi duyabilseler, duyursak inşallah duyan olur. Yaş büyüterek nikah, evlilik artık bir şeyler ortaya çıkınca tabii ki ceza alabileceklerini biliyorlar. Biliyoruz. Hani sadece resmi nikah olmadan evliliğin olamayacağını anlayanlar da var tabii ki. Hala anlayamayanlar da var. İşte imam nikahıyla birlikte yaşayıp yaşını doldurduktan sonra işte nikah yapmaya çalışan maalesef vatandaşlarımız da var. Çok üzücü tabii ki. Bu yaş büyütme olayı bence biraz daha böyle bir, bu yasalar biraz daha gözden geçirilse sanırım çok daha olmamalı, iyi olacak. Olmamalı. Olmamalı bence. Hani eskiden biliyorum yani 2 yaş büyütülebiliyor en fazla deniliyordu. İşte 15 yaşındaysa 17 yaşa çıkıp 17 yaşta anne babanın izniyle resmi nikahlar yapılabiliyordu. Bu çok karmaşık bir konu. Şöyle yani çok yönlü bir konu aslında. İnsanlar reşit olduktan sonra, ekonomik özgürlüklerini aldıktan sonra ve kendi kararlarını gerçekten verebildikleri zaman da birlikte yaşayabilmeliler. Yani onların aile dediği şeye biz de aile demek zorundayız. Ama dediğiniz gibi yaşı küçük büyütülerek evlendirilmiş ya da bizim yasamızda imam nikahı diye bir şey yok ama. Yasamızda yok ama dinen, dinimizde dinen bir dini vecibelerimiz var. Evet. Bunu da tabii ki birçoğumuz tabii ki uyguluyoruz. Yani bu olunca benim, rahat oluyor. Benim de dosyalarımdan bildiğim çok aile var. Yani bir aile düzeni kurmuşlar yıllardır.
resmi nikahları yok, hiçbir problem yok, çocukları, torunları olmuş. Bu örnekler de var. Yani bizim karıştırmamamız gereken aslında bunun kötüye kullanılması, işte çocuk gelinler yaratılması için mi yapılmış? Küçük gelinler, küçük kadınlar. Evet, yoksa gerçekten bu tür bir birlikteliği taraflar istemiş miyi ayırt edip de yola çıkmak gerek, yoksa o da farklı ve olmadık sonuçlara yol açabiliyor. Çok üzücü maalesef. Peki, boşanmak isteyen, özellikle şimdi Ada Hanım yine başladı diyecekler. Boşanmak isteyen, özellikle kadınlar ne yapmalı? Hangi yolu takip etmeli? Hangi yoldan, nereden başlamalı? Sebep ne olursa olsun. Nereden? Sebeplerden bahsettik. Yani sebepler, dediğim gibi hani özel sebepler var. Bunları söyledik. Geçimsizlik, şiddetli geçimsizlik dediğimiz sebepler de var. Kadınların şunu bilmesi gerekiyor. Boşanma sebebinin oluştuğuna kanaat getirmişse artık evlilik birliği onun açısından herhangi bir sebeple, genel ya da özel bir sebeple çekilmez hale gelmişse, evlilik birliği artık devam etmesi kendisine, çocuklarına, ruh sağlığına, ekonomisine, psikolojisine neye zarar veriyor, zarar veriyorsa ve buna karar vermişse mutlaka bir hukuki yardım alması gerekiyor. Evet. Nasıl? Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan kadınların böyle bir kaygısı var. Tamam, ben dava açacağım ama eşimin bir avukatı olacak. Ben dava açacağım ama nereden başlayacağımı, avukatım ne yok, yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki. Baroya başvurmalarını ve mutlaka adli yardım bürosundan bir hukuki destek almak için başvuruda bulunmalarını ve durumlarını çok orada kanıtlamalarını öneriyorum. Nereye gitmeli kadınlar? Nereye gitmeli? Nereye gidip ben param yok, avukat tutamıyorum deyip, evet, nereye gidip başvurmalılar? Bulundukları yerin barosuna başvurmaları gerekiyor. Baro. İllerde baro, ilçelerde bizim örneğimizde Fethiye'de baro temsilciliğimiz var ama bu her yerde var. Baroya bir şekilde ulaşıp, telefonla ulaşıp, şahsen ulaşıp, benim böyle bir düşüncem var, durumum bu ve bir avukata ihtiyacım var demeleri neticesinde bir ekonomik değerlendirme yapılıyor. Yani gerçekten ihtiyacı olup olmadığına yönelik bir değerlendirme böyle de bir yapılıyor. Şey var, evet, yani. Ama bu çok derin bir değerlendirme değil. Yani hani bankanın kredi vermesi gibi bir değerlendirmeyle karşılaştırmayalım bunu. Bu daha çok kadınlar düşünülerek yapılmış bir şey. O yüzden bu prosedürü tamamladıktan sonra bir avukatın hukuki yardımından yararlandırılıyorlar. Bunun için de boşanma davasını da düşünün. Mal rejimlerinin sona erdirilmesini de düşünün. Tazminatı, velayeti ve nafakayı da düşünün. Bütün bunları bir avukatın yardımıyla yürütebiliyor kadınlar. Yani, bu çok önemli ve çok gerekli. Şöyle söyleyeyim, işte bazen derler ya, ya benim üstüme şöyle saçma sapan bir arsa var, işte şu var, bu var. Acaba baro bana, hani genelde bankalarda atıyorum ekstra bir durumlarda, işte üstüme şu olduğu için böyle bir şey çıkmadı yardım konusunda. Bu durumda çok fazla etkilemiyor mu? Bakın şöyle, maddi durum konusunda yani fakirlik belgesi alınması gerekiyor. İşte babadan kalmış, henüz paylaşılmamış, nerede olduğu bilinmeyen bir tarla, bir arz. Bu durumlarda baro yine de görevlendirme yapıyor. Hı hı. Baro gerçekten avukat tutmasına ihtiyacı var ama bir avukatın hukuki yardımından yararlanamıyor. Buna bakıyor baro. Çoğu baronun da kadın hakları merkezi var, kadın hakları komisyonu var. Bu tür destekler veriliyor. Çok az baroda psikolojik destek de veriliyor. Bunlar genellikle büyük şehirlerde. Ama dediğim gibi çok az. Ama barolar genellikle adli yardım taleplerini geri çevirmiyorlar. Hmm. Özellikle kadın başvurucular açısından geri çevirmiyorlar diyebiliriz. Harika. Bu şartları taşıyorlarsa ve gerçekten böyle bir sıkıntıları varsa evliliklerini bitirmek ya da... Bakın sadece boşanmak olarak düşünmemek gerek. Boşanmak istemiyor belirli bir nedenle ama nafaka istiyor. Nafaka boşanmaya bağlı olmadan da davası açılabilir. Nafaka talebinde bulunabilir. Hmm. Ya da şöyle bir şey söyleyelim. Bizim medeni kanunumuzda bunun yeri var. Eş savruk ya da alkolik, eve para getirmiyor. Bir tane yerleri var ve satma hazırlığı içinde olduğunu öğrenmiş kadın. Bütün bunlar için de hem aile kontu şerhi düşünülebilir, hem tedbir düşünülebilir. Hem de medeni kanun yine 406. maddesine düzenlenmiş. Sadece eş açısından değil ama aile birliği açısından düşünülebilir. Çocuk açısından da bu düşünülebilir. Hani
şey deyimiyle satıp savup yok edecek, bitirecek mal varlığını onun kısıtlanması istenilebilir. Eşin kısıtlanması istenilebilir. Ha, kadın, şimdi siz biraz böyle hukuk dilinde konuşunca böyle belki birçoğumuz anlamamış da olabilir. Bazen ben de anlamıyorum ve soruyorum yani. Kadın boşanmaya karar verdi. Kocasının mal varlığı var. Evet. Kocasıyla bunu paylaşmadan önce gidip kocasının yani mallarına şer koydurabiliyor. Yani sattırmıyor, başkasının üstüne devrettirmiyor. Boşanma anında bunları kurtarma. Bazen eşler bunu yapıyor maalesef. Her şey güzelken boşanma kararları alındığı zaman adam hemen X bir kişinin üzerine arabasını, evini hemen satışını yapabiliyor. Biz Türk milleti olarak da genelde evli çiftlerde şey olur. Evse, arabaysa veya bir taşınılmaz bir mülkse erkeğin üstüne erkeğin olur genelde. Evet. Çünkü nedendir bilinmez ama hep böyle olur geneli. Tabii ki olmamasından yana. Aslında şöyle bir yasa da olmalı. Şimdi oradan oraya atlıyorum ama hani kadınca düşünüyoruz. Aslında programın ismi de hayata dair. Hayata dair ne varsa bu programın içinde diye konuşuyoruz ama biraz da kadınca konuşmalar yapıyoruz sanırım. Keşke şöyle bir yasa olsa. Çift evlendikten sonra resmi nikahları olduğundan itibaren atıyorum bir tane araba aldık, tamam, herhangi bir karar verilerek eşin birinin üzerine olabilir. İkinci ev alıyorlar, mesela erkek aldı ya arabayı. Evet. Üst üstüne iki taşınılmazı üstüne almaması şartı olmalı. Mesela dört tane mal varlığımız var, ikisi kadının ikisi erkeğin üstüne olmalı gibi. Hepsi onun üstüne olmamalı gibi, değil mi? Ne kadar güzel bir fikir aslında. Belki bu olmaz ama şöyle bir şey niye var. Niye olmasın Hayal Hanım? Yani taraflardan birinin tasarruf yetkisini, yani satma yetkisini ya da borçlanma yetkisini kısıtlanması mümkün. Yani taraflardan birisi diğerinin ailenin geçimini sağlayacak bir gelir var, bir ev var kirada, bir ya da birlikte bir arabaları var. Onu satacağını, aile mallarını azaltacağını düşünüyorsa bununla ilgili diğer tarafın kendi isteği, pardon, kendi onayı olmaksızın tasarruf etmesini kısıtlattırabilir. Yasada olabilir. Kadın bunu isterse tabii ki bir gerginlik çıkacak. Peki düzeltiyorum, böyle olmasa da şu olsa, evlendikten sonra edinilmiş malları tek taraflı kimsenin elden çıkaramayacağı, satışa sunamayacağı, yani evlendikten sonra yapıldı ya, karı koca birlikte. Gerçi buna da bizim Türk milleti zorla o imzayı attırır yani. Bu dediğimizde insanların bir sürü hakkını elinden alan bir yetki olarak. Ben biraz daha mı gaddarım bu konuda? Gaddar aslında demeyelim kadınları ama. Kadınları korumaya çalışıyorum. Belki de budur. Çok fazla kadınları korumaya çalışıyorum. Yasaların hani kadınları koruma konusunda daha böyle net ve keskin kanunlar olsa diye düşünüyoruz sanırım. Kadınları korumak konusunda bizim kadınlar olarak biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Evet. Yani bir tartışma daha evvelki kanunda kadın kocasının izni olmadan borçlanamazdı. İzin alması gerekirdi. Hı hı. Ya da buna benzer şeyler. Bunların kadın haklarına zararlı olduğu düşünülüp bunlara karşı çıkıldı. Ama tasarruf yetkisinin karşı tarafın onayı olmaksızın yapılamaması gibi bir şeyi de kanun getirdi. Yani bir taraftan yaparken bir taraftan acaba biz kadınlar olarak bozuyor muyuz diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Ama o dediğiniz bakın çok önemli. Aile kontu şerhi. Evet. Masraf yapılmayan, bir harç ödenmeyen basit bir yöntem. Şöyle. Nerede yaptırabiliriz bunu? Kadın mesela boşanma kararı aldı. Boşanma kararı aldı ya da almadı. Ama boşanmayı düşünüyor. Kafasında boşanma var. Diyorum. Ve eşinin de o evi satıp elden hemen çıkaracağını düşünüyor. Ya da ilerleyen bir zamanda satıp elden çıkaracağını düşünüyor. Tapu dairesine gitmesi, evlilik cüzdanı gerek. Mesela bunda bunun eleştirisini sonra tekrar yapabiliriz. Yani aile kontu şerhi olduğunu kanıtlamak açısından tapunun bir suretiyle yani hangi gayrimenkul olduğunun belirlenmesi açısından küçük bir dilekçeyle, kısa bir dilekçeyle burası bizim aile kontumuzdur. Biz burada yaşıyoruz. Eşim burayı satacak.
aile kontu şerhi işlenmesini istiyorum demesi yeterli kadının. Bunun için bir mahkeme kararına ya da başka bir şeye gerek yok. Tapuda üzerine bir şerh yazılıyor. Tapuya gidilecek. Evet. Benim nere dediğim oydu evet. işte. Aile konutudur deniliyor ve satılamıyor. Hı hı. Yani çok güzel. Diğer eşin bunun için dava açması ve bir haklı neden olduğunu kanıtlayarak onu kaldırtması ki bu çok zor bir şey yapması gerekiyor. Ben kadınlara bunu öneriyorum. Bir de şu, 5 tane eviniz varsa lütfen unutmayın. Bunlardan sadece bir tanesi aile konutudur. 5 evi, 3 evi aile konutu şerhi koyduramazsınız. Aile konutu olarak kullanılan ev, aile konutu şerhi işlenecek olan evdir, satılamayacak olan evdir. Yani şöyle bir şey, adamın 3-5 tane evi var ama sadece yaşadıkları evi buna bunun için kullanabilir, şerh koydurabilir yani. Evet. Hani adamın 10 tane evi var, o 5 tane arabası var, hepsine koydururum bu şerhleri diye düşünüyorsak yanılmışız orada. Bak ne güzel sevinmeye başlamıştık. Onu tedbir olarak yapılabilir. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte yani hakimin kanunen tarafların geçimini sağlayacak, çocukların geçimini sağlayacak bir takım tedbirleri kendiliğinden talep olmasa bile sağlama yükümlülüğü var. Bu da nedir? Taraflardan birine geçici olarak velayet dava sırasında verilip diğerine nafaka yükümlülüğü yüklemek gibi. Hı hı. Evlerin, arsaların, arabaların ya da bankadaki paranın elden çıkarılacağına ilişkin beyan neticesinde dava sonuna kadar, çünkü bu edinilmiş mal da olabilir, olmaya da bilir ama neticede o dava sonunda değerlendirilecek. O zamana kadar tedbiren satışlarının durdurulması kolaylıkla sağlanabilir. Güzel, en azından sevindirici bir haber. Hani derler ya, hiç yoktan iyidir. Bugün atasözleriyle başladık programa, hiç yoktan iyidir. Ya biz kanun ne kadar işletebilirsek, ne kadar çok yoğun talepte bulunur ve bu maddeleri işlerlik kazandırabilirsek, ne kadar çok kullanırsak, bunları hem mahkemede hem temyiz aşamasında Yargıtay'da ya da avukat hanımın yaptığı gibi bir hak peşinde koşup Anayasa Mahkemesi'ne götürerek kazanımlar elde edebiliriz. Yoksa kanun orada olduğu yerde duruyor aslında. Değişiklikler de var. Kadınlar için çok yeni şeyler de var. Bütün bunları çalıştırmakta. Anladım. Bu da biz avukatlara ve özellikle kadınlara düşen bir görev. Ne kadar güzel. Bir de şöyle bir şey. Genelde kadınların birçoğu, ya benim de bir avukat tutma ihtiyacım olsa herhalde bir bayana giderdim. Ama şöyle bir şey, bu da bir açık ve nettir yani. Hani şöyle, annelerimizden hiç doktora götürmediniz mi annelerinizi? Bir doktora götürecek veya ben kendi adıma da söyleyeyim. Doktora gidecek olsam ama öncelikle acaba bayan bir doktor, çünkü daha rahatız. Daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Biz mahremimizi çok çabuk açan bir toplum değiliz ve çok paylaşmak da istemiyoruz. Paylaşacaksak da bir hemcinsimizle paylaşmak istiyoruz. Evet, böyle etkileri var bunun. Maalesef var. Ne güzel, sizlerin de işte artık Türkiye'de yıllardır tabii ki süre gelen bir şey ama her yerde, her konumda, her kuruluşta, kurumda bayanları görmek, temsilci olarak, hele temsilci olarak bizi temsil edecek olanın bir bayanı bir bayan temsil etmesi güzel bence. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Aynı fikri taşımayan izleyicilerimiz de olabilir. Tabii ki saygı duyarız ama ben seviniyorum. Benim tercihim %90 o olurdu diye düşünüyorum. Kadınlar daha çok sokakta olsunlar, daha çok iş yerlerinde olsunlar. Kesinlikle. Daha iyi yerlerde olsunlar. Kesinlikle öyle. Daha çok okulda olsunlar. Kesinlikle, kadınlar her yerde olsun bence. Ben daha önce söylemiştim, siz çok beğenmiştiniz. Dünya kadınların yüzü suyu hürmetine dönüyor diye, ben hala buna inanıyorum. Evet, dünya kadınların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Aynı fikirdeyiz. Süper, gerçekten öyle. Hani bir sürü de atasözü var. Hani işte kadın anadır, ananın ayaklarının altındadır cennet. Bütün kadınlar. Böyle tabii ki bu birçok sefer böyle kelimelerde kalabiliyor tabii ki her gün. Haberlerde birçok tabii ki hoşumuza gitmeyen, üzüldüğümüz hala bu gibi kötü haberlerin duyumlarını ve izliyoruz. Ama biz bunun için ne kadar çabalasak, ne kadar konuşsak da hayatın maalesef gerçekten çok
kanayan, sürekli hiç durmayan bir yarası bu toplumumuzun. Bu nasıl çözülür, nasıl bir yol izlenir orasını bilmiyorum ama umarım bir şekilde bunlar daha en azından daha az indirgelenebilir yani. Daha az olabilir. Bilmiyorum bunun azı da çoğu da gerçi bir de ama umudumuz en azından yavaş yavaş kaybolup gitmesi. Tüm dileğimiz bu inşallah. Şimdi Hayal Hanım'ın da böyle damarına basıyorum. Atasözleri, veciz sözler dediniz de bir de böyle çirkin sıfatlar vardır kadınlarla ilgili. Ne kanun gibi? Muhtemelen 2002'deki değişiklikle bunu düşünerek bunu koymuş. Hayata pek kötü veya onur kırıcı davranış boşanma sebebi. Şimdi onur kırıcı davranış ne? Çok sık duyarız, çok çirkin, eksik etek, kaşık düşmanı. Kaşık düşmanını duymadım bak ilk defa sizden. Ekmek düşmanı. Eksik evet. Etek biliyorum. Saçı uzun, aklı kısa gibi yakıştırmalar. 2002'deki değişiklikte bu maddeye onur kırıcı davranışlarda boşanma sebebi olarak eklenmiş. Ve içinde de sayılanlar bunlar. Yani örnekleri, Yargıtay'ın örnekleri enteresan. De bu yönde. Erkeklerin böyle ağızlarından gelişi peki güzel, şu, çok hızlı çıkan, işte düşünmeden sen kadınsın, çıkan ne şeyler. Anlarsın, sus, otur yemeğini yap, kesinlikle çocuğuna onur bak. Kırıcı işte bir kapa çeneni davranıştır. Gibi. Tabii ki bu maalesef yaşanılabiliyor. Yani boşanma nedeni midir? Evet, boşanma nedeni olarak gösterilebilir. Onur kırıcı bir davranıştır. Kadına bu türlü hakaretlerde bulunmak onur kırıcıdır ve peki, boşanma nedenidir. Çok özür diliyorum. Tamam, mantıklı şeyler var maddelerde de. Böyle boşanma sebebiyle komik şeyler var mı? Merak ettim. Şimdi aklıma birden o geldi. Komik şeyler yani var çok mı? Komik. Mesela şeydi, benim duyduğum bir tane var mesela. Eş horluyorsa bu da bir boşanma sebebidir. Var mı öyle bir var, şey? Var, evet. Yargıtay komik dediğim bu mesela. Başka bu, tür davalar bu gibi var. Böyle absürt yani komik şeyler. Absürt diyelim mesela çok şey bir örnektir, uç bir örnektir. Ağız kokusu sürekli olarak horlama. Horlama, boşanma, ağız kokusu. Boşanma dediğim diş macununu ortadan sıkma var mı? Şey vardır. Ne vardır? Örneğin eşin sürekli olarak yıkanmaması. Yani onu, uzunca onu süreler yıkanmaması. Bir şey söyleyeceğim de. Kokması. Hayır, onu boşamaya gerek yok. Kendi haline bıraksın gitsin yani. Yapacak hiçbir şey yok. Çok özür diliyorum. Hani ya, böyle. Uç örnekler var. Bayağı bir absürtmüş uç yani. Uç örnekler var. Evet, sürekli olarak temiz neyse, olmaktan ben kaçınması şimdi gülme krizine yakalanacağım burada. Gerçekten. Uç örnekler var. Vardır. Var herhalde ki böyle yasalar, şey kanunlar konulmuş buraya. Uzun süre belirli bir tikinin olması ve bunu sürekli tekrar etmesi artık rahatsızlık haline getirmiş ve şöyle boşanma bir şey. Sebebi olmuş. Karşı tarafı rahatsız eden her unsur boşanma sebebi olabilseydi keşke. Edilebilir. Yani, edilebilir aslında. Şöyle, bunları böyle bu aile konuştukça, birliğini ya da huzuru nasıl bozuyor kanıtlarsanız evet şiddetli geçimsizliğin içinde çok eşittir, şey var. Eşittir tabii ki. Ben bundan hoşlanmıyorum. Niye hoşlanmıyorsun? Ne yapıyorsun? Tartışma ve kavga. Değil mi? Bu da şey vardır ama bizde yıllardır süre gelen şiddetli geçimsizlik nedir? Aa, bunlar sürekli kavga ediyorlar. Hani kafamızda o var. Evet. Bir de şey vardı. Annem hep derdi ki annem ve bir arkadaşım sevgili Gülay'ın kulaklarını çınlatmak istiyorum. İşte bir karı koca karşımızda gördüğümüz zaman hani atasözleri büyüklerimiz der ya. Bir iyiye Allah nasip etmez. Bir taraf mutlaka kötüdür. Hani kafamızda hep bu var ya. Acaba biz de mi öyle bazılarımız kendimizi öyle mi kodluyoruz? Yani kadın iyi olursa erkek kötüdür. Erkek iyiyse kadın kötüdür. Hani küçük biri iyidir biri kötüdür. Yani Rabbim teraziyi öyle dengeler. İşte biri çok konuşuyorsa biri az konuşur. Biri gülüyorsa biri sürekli somurtur. Mesela şeydi böyle düğünlere gittiğimizde acaba bunun hangisi kötü hangisi iyi? Bakmaya başlıyorduk. Gerçekten öyleydi. Yani bize kodlanan şeyler galiba bunlar. Büyüklerimiz biz galiba mesela bizler de ebeveynimiz ve işte çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiği veya bizim annelerimizin, babalarımızın ne bileyim bizlere söylediği tek bir kelime bizim hep aklımızda kalıyor ve aile içinde yaşadığımız tartışmalar bize yansıyarak aslında biz bunları elinden bayrağı alıp devam ettiriyoruz sanırım. Şimdi bu. Birbiriyle aynılaşmak iyi bir şey midir diye düşünmek lazım. Evet. Yani çiftlerin aynılaşmasını bekliyoruz. Birbirine göre davranmasını, hep el ele dolaşmalarını, hep aynı fikirde olmalarını. Böyle bir şey var mı yani? Bu insan doğasına aykırı.
Düşünün ki onlar gerçekten işte 20'li yaşlarını aşmışlar, 25 yaşına gelmişler, evlenmeye karar vermişler. 25 yıldır ayrı ortamlarda, ayrı kültürlerde, ayrı anne baba ve çevreyle büyümüşler. Bir takım birikimler edinmişler, başka meslekler edinmişler ve başka gelir kaynakları var. Siz onları bir eve koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki birbirinizin aynısı gibi davranın ya da uygun davranır. Olmayabiliyor. Ya tabii ki farklı ayrılıklarıyla farklı. Evlilik birliğini yürütmeyi başaranlar, götürenler götürüyor. Diğerleri şaşka zaten tesadüfen giden evlilikler de vardır var. Diye muhtemelen vardır. Tabii ki birazcık şey oldu ama olsun. Ama hayatın bir gerçeği yani. Herkes şu da bir gerçek. Herkes çok mutlu olduğu için hani bir evlilik birliğini sürdürüyor veya aynı evi paylaşıyor. Kimisi alışkanlık haline getiriyor. Atıyorum siz de şahitsinizdir. Ya alıştım ben bunun bağırmalarına, işte bana hakaret etmelerine. Onun için artık duymuyorum. Bir süre sonra zaten çocuklarınızın annesi ya da çocuklarınızın babası haline maalesef kalıyor. Maalesef değil mi? Böyle bir şey oluyor. Maalesef böyle tırnak içerisinde böyle bir şey olunca da insan ben alıştım artık yapacak bir şey yok. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Küçük, evet, küçük şeyleri görmezden gelerek yürütülüp gidiyor. Yani her şeye karşı sizinle aynı duyarlılıkta olmasını bekleyemezsiniz eşinizin. Beklemeye başlamışsanız kötü bir şeyler vardır zaten. Biz kadınlar çok şey bekliyoruz sanırım değil mi? Yani ben karşımızdaki insan ben konuşmadan gözlerimin içine bakarak beni anlasın. Mucize bekliyoruz bu bir. Olmaz. Değil mi yani? Olmaz. Hani anlasın, beni bilsin, tanısın. İşte kadınlar daha çok istiyor sanırım bunu. İşte hep beni sevsin, güzel şeyler söylesin. Bunu da karşı tarafa söyleyince adam birçok kişi de böyle ezber yapıyor. Aşkım seni seviyorum, bebeğim harikasın, bir tanesini ne pişirdin? Değil mi? Hani kapıdan girip böyle. Ya evlilikten beklentiler tabii herkesin farklı. Nasıl öğretilmişlerse öyle. Şimdi çocuk annesi evde yemek yapan, hizmet gören, babasını pohpohlayan birisi. Baba da eve geldiğinde kumandayı alan, koltukta uzanan, hafta sonu bulmaca dolduran, maça giden, maç izleyen giden birisi. Demeyelim de izleyen. Evet. O zaman ne yapacak? Çocuk da kodlanmış olacak zaten yıllardır böyle kodluyoruz. Erkek böyle evet. Olur, baba böyle olur değil mi? Anne çocukla ilgilenir. Tabii. Diyecek, diyor ki ben de evlendiğimde kumandayı elime alıp kanepeye uzanacağım. Maçlarda sizin tabii. Konuşmayın, televizyonun önünden geçmeyin. Evet. Konuşmayın. Annem de ya da eşim de annem gibi yemek yapıp hizmet çocuklarla edecek, ilgilenecek. Sonra bu böyle. İşte birisi bunu yani bu alışkanlıkları kötü bulup ya da eleştirip ya da artık bıkıp kırmaya kalktığında oradan şey çıkıyor işte. Yeni kanunlar çıkıyor. Yeni arıza uygulamalar çıkıyor. Arıza çıkıyor. Arızanın arkasından iyi şeyler de geliyor. Öyle mi? Zaman zaman. Ama tabii, şey. Başka türlü iyi şeyler gelmez adam. Yani. Bir şeyden şikayet edildiğinde, bir başvuru yolu tüketilmesi için çabalandığında, bir duvarla karşılaştığınızda başka bir yere gidip başvuruda bulunuyorsunuz. Bu hukukta bu böyle. Başka türlü kazanım elde etmenin bir yolu yok. Birisi diyor ki bu diyor çok garip bir alışkanlık, bu bana zarar veren bir alışkanlık. Ben buna bir dur diyeyim, ben de sokağa çıkayım, ben de kumandayı elime alayım. Yani basit örneklerle ya da ben değil de o yapsın dediği anda işte o zaman... Başvurularla duvarlar çıktıktan sonra yeni duvarlar bir yere varıyorsunuz. O zaman da işte biz iyi şeylerden o sanırım zaman böyle her iki tarafta bunun farkına varmaya başlayınca artık yavaş yavaş evin içinde bir duvarlar örülmeye başlıyor sanırım ya. Çünkü şöyle eşlerin özellikle kadınların talepleri çoğaldıkça ve yüksek sesle dile getirmeye başladıkça ve erkekler hayır dedikçe evet. Kadın diyor ki benim de haklarım varmış. Bunu kullanabilirim. Sonradan öğreniyor ama bu diyor hakları. Ve orada işte bir şey başlıyor. Ha, erkek duvar örüyor, erkek önüne geçmeye çalışıyor, olmaması için uğraşıyor ya da bir an önce başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ama kadınlar başarılı olamıyor maalesef. Başarılı oluyorlar sonunda. Kadın isterse yapıyor maalesef. Yapar. Erkek pek de gerçekten istemesi gerekiyor. Gerçekten beynen, ruhen ve kararlı olması gerekiyor. Bazı şeylerin de ev içinde veya kendi hayatında olmasını istediği şeyleri önce bir kendi inanmalı ki karşı tarafa bunu inandırmalı. Artık kararlı olduğunu çünkü
birçoğumuz bunu yapıyoruz. Ya bir iki defa deneyeyim, ters tepki verirse ben bırakayım artık bunu. Vazgeçiyoruz çünkü kendimiz öyle. Kararlı bir iki defa olmamak. Deneyeceğim. Hayır, kararlı olduğunu ısrarla devam edeceksin bence. Sonu ne olursa olsun. Çünkü hayat o şekilde sana zarar veriyor mutsuzsan. Çok da yapabilecek ya, bir şey yok zaten. Bu bir tehdit olarak değil ama şöyle. Tabii ki. Yani taraflardan tabii ki birisi, özellikle erkek, kadının evi terk edip gidebileceğini, kendisinden boşanabileceğini, evet, kendisiyle ilgili bir takım kararlar alabileceğini, evet, ya da şiddet uygulayan açısından da bunun öğretilmiş bir şey olmadığını, kadının bir yerde artık kendisine verilen son ikazdan sonra bunu durdurabileceğini bilmeli. Bu da ancak kadının kararlılığıyla. Yani şöyle, bir kez daha bu davranışın tekrar ettiğinde şu yaptırımla karşılaşacaksın. Yani ben seni terk edip gidebilirim, boşanabilirim ya da dava açabilirim gibi şeyleri söyleyip, ama bunu mutlaka yaparak. Evet. Evet, çocuk eğitimine benzettim şimdi kendim de söylerken. Değil mi? Böyle bir şey. Bir de bu boşanmalarda. Boşandık, boşanma veya boşanmanın son demleri, boşanmanın son demi de şeydir işte çocukların, tabii ki bunu ayrıca konuşuruz, bu velayet davaları, çocukların ayrımları, ama 3969'dan gelen bir mesajımız var. Bir erkek izleyicimiz Ahmet Bey bir soru yollamış bize. Ada Hanım, ben boşandım, yıllar oldu, 3-5 yıldır. 3-5 yıl nafaka ödedim, ciddi bir nafaka ve şu anda bu nafakayı ödeyecek durumum yok. Eskiden 5 alıyorsam şu anda 1 alıyorum, kazanıyorum diyor. Nafaka konusunda, nafaka iptali için herhangi bir girişimde bulunabilir miyim? Şöyle, çocuğa ödenen nafaka ile eşe ödenen nafaka farklı farklı. Eşe yoksulluk nafakası, çocuğa da iştirak nafakası ödemeye devam ediyor olabilir. Çok özür dilerim, bir şeyi söylemeyi unutmuşum. Boşandığım eşim şu anda çalışıyor sigortalı, evet, diye de not geçmiş, ben onu atladım. Şöyle söyleyeyim, çocuğuna ödediği nafakayı velayet anneye verilmiş anladığım kadarıyla. Ödemek zorunda. Orada ödeyecek, ama şöyle eşe, bir şey var. Eşe olan nafaka açısından da bir dava açabilir. Nafakanın kaldırılması ya da azaltılmasıyla ilgili bir dava açabilir. Bu onun ispatına bağlı olacaktır. Çünkü karşıdan da hayır, ben bu kadar kazanıyorum, o yine aynı şekilde fazla kazanmaya devam ediyor kanıtlaması ya da iddiası gelecektir. Hı hı. Bu davalarımız ispata bağlı. Ama İspat dediğim gibi ispatlasa bunu evet. En azından düşürebilir nafakayı veya ipsal olabilir mi, sigortalı çalışıyorsa hayatını kendi daim ettirebiliyorsa? Bakın şöyle, birisi sigortalı çalışıyorsa onun nafakası iptal edilir diye bir kural yoktur. Mahkeme tarafların gelirlerine bakar, oranlarına bakar. Yani sigortalı çalışıyordur ama başka hiçbir gelir yoktur, diğer tarafın çok yüksek geliri vardır. Ya da sigortalı çalışıyordur ama aynı zamanda kirada dükkanları vardır, iş yerleri vardır. Yani varlıklıdır ama sadece sigortalı bölümünü görmüşüzdür. Karşı tarafın bir şey yoktur. Yani davayı açabilir, nafakanın indirilmesiyle ilgili bir dava açabilir. Bu ispata girer artık. Bundan sonra tarafların ne kadar kazandıklarını ortaya koymak davacıya düşecektir. Her davacı açtığı davayı hukuk davalarında ispat etmek zorundadır. Ama çocuk açısından hayır, ben zaten önermem bir avukat olarak çocuğun nafakasının düşürülmesini. Ama yine hukuken evet ya, böyle bir başvurusu var. Çocuklara tabii ki bakmak zorunda. Bir başvuru hakkı var. Böyle bir lüksü yok yani. Çocuğun nafakasının düşürülmesi gibi bir talepte bulunmaları zaten saçmalık. Bulunsalar bile bunun herhalde iptal olur ya, sanırım diye düşünüyorum. Hukuken başvuru hakları vardır. Velayeti de isteyebilir. Böyle bir başvuru hakkı yine vardır, dava açabilir nafakayla ilgili de. Ama ben bir avukat olarak çocuğun nafakasını düşürmesi, davası açılmasını sadece önermem. Var mıdır? Vardır. Var tabii ki, değil mi? Ama eşlere ödenen nafakalarda iptal veya düşürülmesi olayı dava, olabiliyor. Dava açılarak ispata bağlı olarak olabilir. Gerçi bizim davalarda bunu geçen yıl da konuştuk. O kadar uzun uzun
ne bileyim en kısa dava hiç bilmiyorum yani 1-2 ayda dava bitti diyelim. Bilmiyorum yani. 1-2 ayda dava bitmez. İlk mahkemede dava bitmez. İkincide de bitmez. Çok az örnekleri vardır. Onlar parmakla sayılır. Mutlaka ve mutlaka bu uzadıkça uzar. Uzadıkça uzar. Niye bizim Türkiye'mizde bu kadar yani şöyle bir şey. Hem kişiler açısından hem de bir kurumu meşgul ediliyor. Orada bir zaman harcanıyor. Avukatın zamanı, savcının, hakimin veya şahitlerin, avukatların, kişilerin. Zaman harcanır, para harcanır, efor sarf edilir ve geç gelen adalet de adalet değildir aslında. Çok özür dilerim. Tabii ki en önemlisi de bu zaten. Geç gelen adalet tabii ki adalet değildir ama bu davalar uzadıkça kime ne faydası var? Ben çok mutlaka birine faydası var ki bu kadar uzuyor. Ya benim davaların uzamasının sebebi birine faydası olduğundan değil de bizim kavrama mızla ilgili bir şey. Yani bir kuruma bence bir faydası var bence. Biz usul ekonomisi nedir? Bundan ülke olarak ne kadar karlı çıkarız? Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından nasıl mahkum edilmeyiz ve adımız 3. Dünya ülkesi olarak çıkmaz gibi kaygılarımız pek olmadığı içindir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi hala şu anda devam eden şekilde davaların uzun sürmesi ve bunun da insanların adalete erişim haklarını engellemesi nedeniyle mahkum etmeye devam ediyor. Hı hı. Ama biz hala bunu yapmıyoruz. Boşanma davalarının tabi olduğu usul yani yargılama usulü değişiklik gösterdi. Bir kanun değişikliği oldu 2011'de. Bir an önce olsun diye bir takım değişiklikler ama biz hala yıllarca süren boşanma davalarıyla uğraşıp gidiyoruz. Maalesef. Sadece boşanma davalarıyla değil, hukuk davalarımızda, ceza davalarımızda hala yıllar sürebiliyor. Biz hala mahkum olmaya devam ediyoruz. Ya bu boşanmalar, kanunlar, kadının hakları, kocanın hakları, çocuğun hakkı, nafakalar, velayet o kadar çok. Belki şöyle bir şey aslında aylarca konuşulacak bir konu çok diye düşünüyorum. Çok gerekli, çok uzun, çok meşakkatli ve çok ayrıntılı bir konu bu. Bizim için çok önemli bir konu çünkü biz hala bunu yerleştiremedik. Kanun yaptık, kanunu değiştirdik. Yönetmelikler yaptık, buna tebliğler, kararnameler koyduk ama kış noktası. Yani mantalitemizi öyle birden pat diye işte kanunlara göre değiştiremediğimiz için hep birlikte yani bunun altında kadınlar, erkekler de, hakimler, savcılar ve avukatlar da hepimiz dahil olmak üzere biz bunun gerekliliğini toplum olarak kavramış değiliz. Bunun etkisi var. Valla dedim ya sizi her gün konuk etsem, her gün bu konuyu konuşsak inanın bize bir saat de yetmez. Her gün iki saat sadece sizinle program yapsak bitmeyeceğine eminim. Ama bundan sonra sevgili izleyiciler hayata dair de her salı Hayal Hanım'ı istiyoruz ama bu belki günü de değişebilir. Bunu bu hafta tam olarak inşallah haftada bir gün bizim konuğumuz olacak. Bugün salı günü buradaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız şöyle bir baktım bize zaman yetmiyor işte. İki saatten bahsettim. Bugün çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için, zaman ayırdığınız için. İnşallah en kısa zamanda önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Umarım. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler. Hayata Dair'in son dakikalarına girmiş bulunuyoruz. Hayata Dair'in içinde püf noktalarımız vardı biliyorsunuz. Dün ilk bölümünü yayınlamıştık. Farklı konularda bilgilendirilmeye devam edeceğiz. Bugün programımızın kapanışını püf noktasıyla yapalım diyelim. Yarın yine Allah nasip kısmet ederse saatler 15'i gösterdiğinde Hayata Dair'de Kanal F ekranlarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Zayıf görünmenin yolları. Her kadın incecik ve oldukça da zarif görünmek ister. Ancak zayıf görünmek bazen doğru giyinerek ve doğru duruşlar sergileyerek yakalanılabilir. Zayıf gösteren kıyafet hileleri. Bazı kıyafetler küçük hilelerle sizi neredeyse birkaç beden küçük gösterebilir. Eğer fazla kilolarınız varsa kesinlikle zayıf gösteren hileli kıyafetleri tercih etmelisiniz. Öncelikle duruş çok önemlidir.
Eğik ve kambur durmak siz olduğunuzdan çok daha hantal ve şişman gösterir. Bu nedenle dik durmayı kendinize iyice öğretin. Birçok kadında olduğu gibi eğer göbek bölgenizde fazlalık varsa asla kemerli kıyafetler giymeyin. Onun yerine göbek kısmı dökümlü olan bol kesim kıyafetleri tercih edin. Eğer üst kısmınız dar, alt kısmınız daha genişse üzerinize giyeceğiniz bluzla dikkatleri altlardan üstlere çekin. Mesela yuvarlak yakalı giysiler bu vücut tipi için çok uygun olacaktır. Kıyafet seçimi yaparken kumaşa dikkat edin. Kumaş kesinlikle hafif olmalı. Kalın kumaşlar sizi daha da iri gösterir. Altın kural olan siyah zayıf gösterir kuralı hala geçerli. Tercihiniz siyah ve lacivertten yana olursa daha narin görünürsünüz. Yaka tercihini ise derin V yakalardan yapın. Derin V yakalı kıyafetler fazla kilolu kadınlar için çok daha iyi olacaktır. Eğer kalçalarınızdan şikayetçiyseniz etek tercihinizi düz kesim eteklerden yana, pantolon seçiminizi de sigara paça pantolonlardan yapmalısınız. Asimetrik kesim kıyafetler de fazla kilolar için adeta bir ilk yardım kıyafetidir. Çünkü asimetrik kıyafetler ciddi bir kilo saklama potansiyeline sahiptir. Büyük göğüslü kadınları zayıf gösteren kıyafetlerin başında ise kalın askılı kıyafetler gelir. Kadını en çok şişman gösteren etkenlerden biridir büyük göğüs. Hele ki eğer üst bedeniniz küçükse şişman görünmekten asla kaçamazsınız. Bu nedenle iri göğüslü kadınlar straplezden uzak durmalıdırlar. Onun yerine kalın askılı kıyafetler çok daha doğru bir seçim olacaktır. İnce bir beliniz varsa tüm dikkatleri belinize çekebilirsiniz. Bunu da kenar takarak yapabilirsiniz.